Abi paslan mıdır nedir? Öldürün bitsin. Dayanamıyorum ben. Bundan dolayı mı bunları yapıyorsun? Arkadaş zulüm olursa bunlar olur yani. Yaratılışa aykırı bunlar. Guantanamo yaratılış mıdır yani? Ülker başbuğda ne? Niye ardı yara akıl götürmedin? Dayanamıyorum ben bu konuda. Yok yok sakin ol. Öyle dayanmama diye bir şey yok. Sayın olacaksın. Böyle biraz zor öyle koyarsın. Bırak. Bağırma. Şu haline bak. Otur şuraya. Müslümansın. Müslüman adam böyle yapar mı? Müslüman adam böyle mi yapar? Ben seni öldürürüm burada şimdi. Ha? Müslüman adam böyle mi yapar ama? Tamam dur otur. Ya bu adamla işim yok benim, anlatabildim mi? Tamam. Yok işin yok, anladım. Anladım. İşin olmadığının farkındayız. Alparslan. Üzerinde. Kimsin sen? Ne konuşacaksın? Şaka. Sus. Takım git. Sus. Ya Irak'a git lan şaka. Gelmiş gizli. Tamam. Senin abi. Tamam otur. Dayanamıyorum. Tamam. Otur. Ben emniyet müdürlüğünde çalışan insanların bu kadar kimlik ya nedir yani bu, yani bırakın bu işte. Yani o kartlardan yola çıkarak mı? Öyle başka bir şey yapma yanlış. Yani sen herhangi bir beyanda bulunmadın yazılı beyanın dışında. Bırak bu adamı ya, aç bu konuları. Yok çok tamam. Hasta bir insan. Sus tamam. Hasta olmadan 10 tane rapor atayım. Alparslan dinle biraz. Otur. Tamam. Konuşmak nasıl var? Ölümde Allah'ın emri. Tamam. Kimi suçluyorsun? Tamam dinle. Otur dinle. Dinleyecek durumum yok. Dinle sonra konuşacaksın. Konuşacak durumum yok. Bak konuşuyorsun bağırıyorsun. Baksana bağırıyorsun ama. Terbiyesiz adam. Ama bağırıyorsun ama. Bağırıyorsun arkadaş, ama. Arkadaş hastayım dinleme. Diyorum. Dinleme. Çıkarın dışarı rahat biraz. Öyle çalışsın sakinleşsin. Bıraktan durun lan be. Kapa ağzını geç çıkart dışarı. Allah hesap soracak size, unutmayın bunu. Tamam. Allah'tan utan. Tamam, dinleyeceksin. Dur, dinle önce ama. Dinle ama. Seni dışarı çıkarmak zorunda kalmayayım. Hastayım diyorum. Dışarı çıkarmak zorunda kalmayayım seni. Dinle. Hastayım diyorum. Dinle. Ben hasta bir insanım. Dinle. Dinleyeceksin. Dinleyeceksin. Ya sen kimsin diyor? Hah, dinleyeceksin burada. Dinle dur. Ama ama bozuyorsun bak. Duruşma ama duruşma salonunu bozuyorsun. Dışarı çıkaracağım seni. Ben dinleyecek durumum yok. Dinleme o zaman, dur orada. Uyu orada. Uzan orada uzan. Dur. Devletine, milletine. Cumhuriyet gazetesine iki tane bomba atılıyor. Onun arkasından o iki bomba ilkinin pimi çekilmediği için ikincisinin pimi çekilmiş olmasına rağmen patlamıyor. Siz Cumhuriyet gazetesine bomba attığınızda ise patlıyor. Siz bunu maneviyatınızın yüksek olmasına bağlıyorsunuz. Ben merak ediyorum. Eğer Cumhuriyet gazetesine attığınız, sizin tarafınızdan atılan bomba patlamasaydı Danıştay'a saldırı için gider miydiniz? Yoksa bu bombayı atıp sizin tarafınızdan atılan bombanın patlaması sizin doğru yolda olduğunuza ilişkin size bir şek mi verdi? Bence bombaya sorar. Benim bomba işlemler aynı. Danıştay saldırısından bir gece öncesine kadar siz hala karar verememişsiniz ve bu işi tam olarak planlamamışsınız. İstanbul'dan çıktığınızda da planlı bir şekilde çıktınız mı? Yoksa her an vazgeçebilir miydiniz? Takdiri her zaman göz önünde bulundurmak lazım. Kesin %100 insanın önünde değildir. Bak bunu unutmayın. Anlatabildim mi? Buradan eve gideceğim diyorsunuz. Planlayın şimdi bunu. Yani gidemeyebilirsiniz. Anlatabildim mi? Uçabilirsiniz. Uçurulabilirsiniz. Başınıza başka bir şey gelebilir. Takdir nihayette yukarıyla alakalı. Yani benimle alakalı. Yani. Öyle mi? Onun için mi savunma yapmıyorsunuz? Yani çay içip sohbet edeceksek edelim. Yok bana. Sohbet yeri değil burası. Şu mahkemede ilgili konuşacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Huzur değil mi? Peki. Size nasıl bir emir geldi? Cumhuriyet gazetesine bomba attığınızı mı? Başörtüsünü biliyoruz. Allah'tan utanmayan insanla benim işim olmaz.
Ben utanırım Allah'tan ya. Başörtüsüzlere ben bugüne kadar bir şey demişliğim de yok. Saygı da duyarım, utanırım. Başörtüsü takmayan insanlardan utanırım yani. Bayanlardan. Samimiyetle söylüyorum. Ya da yasaklayamaz kimse bunu. Vesilelerle işte 1.80 veya 1.70 esmer böyle bir tipe sahip bir mahluk gitti. Allah'tan utanmayanlara gereken cezayı verdi. Ben yani isim, soy isim falan filan önemli değil. Öncelikle niye Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba attınız? Yani madem danışmaya... Edepli olma. Ya bak, bütün mahlukatın sahibi Allah. Tamam mı? Rabbül Alemin edepli olma. Ben yaşayamıyorum ya. Edepli olmayan utanırım, çıkar gider. Ben cezaevine girmeden önce yemin ediyorum size, büyüklerime saygısızlık, Allah'tan korkarım yani. Bir büyüğe saygısız davranmak, anlatabiliyor muyum? Veya bir bayana saygısız davranmak, böyle bir şey hiç hatırımda yok yani, anlatabiliyor muyum? Devlet denen mahluk, aygıt, yedi bitirdi bizi. Koyuyorsun bir deliye, beyin yak, idam hakkı şart yani, anlatabiliyor muyum? Allah insanı yarattıysa ölüm var. Atın insanların kafasına, ben varım, anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde insanların yaşamını uzatmanın bir anlamı yok. Bir an önce bitmesi lazım bence. Meclis çıkaracak, yav çıkaracak ya da işte idam yasası çıkaracak, ben altına imza atarım. Yani idam edin arkadaşım. Dolaşırken kafamda tamam yani, her şey yani tamam. Yani bu silahları başkaları için mi aldın? Kendim için, başkaları için, cihad için almışım yani. Müslüman Türk milletine feda olsun diyelim de atacağım başkaları için. Bir Karadeniz'de de Antalya'da dağıtmayacağım, nefretim var Türk'le. Anlatabildim mi? Türk gelip Atatürk demesin bana. Osmanlı'nın mirasına sahip çıkamayan Türk gerizekalı. Atatürk edeple kapatılır. Düzgün şekilde anlatılır, edeple kapatılır. Başka bir Enver Paşa gelsin, Bediüzzaman gelsin. Kuşçubaşını verin, millet yesin. Abdülhamid Allah yapın ya. Türk varsa Abdülhamid var ya. Atatürk kimdir arkadaş? Selanik. Ya Türkiye'de yaşayan insanlar Müslüman. Allah var ve Allah yukarıda. Allah gökyüzünden aşağıya mahlukatı yağdırdı. Kainat oluştu. Batılar binden gitti. Ben sorumun net bir cevabı istiyorum. Ben böyle cevap veriyorum. Böyle Müslümanım çünkü. Yani burada okumuş falan değilim yani. Anlatamam böyle. Anlatabildim mi? Anlatamam yani, böyle anlatacağım size başka. Teşebbüs değil, ben direkt Mustafa Birden'e gittim, kalabalık. Gördüm, vurdum, sonra da mermileri yağdırdım. Yani düşünürsünüz, anlatabildim mi? Düşünürsünüz. Ben o boyu taşımışım artık yani, anlatabildim mi? Diyorum o bere akıllı adam işi. Ama ben o boyutta değilim artık. Allah diyorum, atıyorum, umurumda değil yani, inat ederim, anlatabildim mi? Çırılçıplak giderim oraya. O boyutta değilim yani. Başka bir boyuttayım. Başka bir boyutta yaşıyorum zaten yani. Ya karakola götürdüler. Nedir bu mesele? Beni ilk aldık. Başörtüsüydüm kardeşim. Başka bir mesele yok ki. Edebe sığınması lazım. Bir yerde muhakkak öyle bir çarpar ki aklı şaşar yani. Anlatabiliyor muyum? Abi gidip Karadeniz'den Nazları toplayacaksın. Atatürk'ü üstlenmeyen insanlar lazım bana. Tamam mı? Lay Atatürk'ü üstlenmeyen insanlar lazım yani. Karadeniz'den Nazları toplayacaksın. İstanbul'da batağa batmış Güneydoğu'dan gelen Kürtleri toplayacaksın. Kürt gençleri, yaşlılarıyla işim yok. Gidip namaz kılsınlar. Görevleri bu ya. Batağa batmış ama. Hazır insanla işim yok. Anlatabildim mi? Bu sorumluluk sahibi bir Müslümanın, iyi bir gencin, uçkun, bıçkın bir Müslümanın, anlatabildim mi? Bıçkın, sokakçı bir Müslümanın tavrıdır ve benim çok hoşuma gitti. Benim yaşam pınarlarımdan biridir. Su içerim ben burada. Şişini içerim bu çocuğu. Şöyle konuş. Şöyle konuş. Tayyip gel. Herhangi bir şey... Ya, Tayyip Erdoğan, MİT, Genelkurmay Başkanı hepsi gelsin, bu devlet denilen organizma bir gelsin buraya, bu insanları niye bırakmıyorum? Hakimler ve savcılar yüksek kurulu gelsin, bu insanların halini görsün arkadaş, nedir bu ya? Ya burası Türkiye, insansınız evlat, kardeş, bacı, abi, komşu sahibisiniz. Bu insanların halini görmüyor musunuz? Bitmiş bu insanlar. Ben burada ne anlatayım size? Ya, idam hakkı istiyorum arkadaş, kafamı atın ya. Ya Rusya'dan gelmediniz abicim siz. Nükleer bomba atacak, Türkiye'yi bitirecek arkadaş. Putin'den isim ayda 150 tane nükleer bomba atsın dünyaya, dünyayı bitirsin. Bu şekilde insanları siz şey yapamazsınız ya. Suçlandığın konularla ilgili konuşmak istiyor musun? Arkadaş. Buraya suçlandığın ya ellerinden öperim, konuşmak, saygı sunarım büyüklerime, küçüklerime. Konuşmak istiyor musun? Suçlandığın konularla ilgili. Abi bu kadarım, söyleyebilecek başka bir şeyim yok, tamam mı? Daha konuşmayacak mısın? Ya hepsini bırakın ya. Hepsini daha konuşmayacak mısın? Bırakın hepsini. Suçlandığın konularla ilgili. Konuşmayacak mısın? Kardeşleri bırakın evlerine gitsinler ya. Ya da gelin, vurun, yemin ediyorum herkesin kafasına bir tane atın, gidip yatalım abi. Böyle bu durum çekilmez ya. Bak abi, buna rağmen bak, şey suçlandığın konuyla ilgili. Abi 60-70 yaşında adamsın. Burada paşalar maşalar yargılandı. 60-70 yaşında şu Doğu Perinçek 80 yaşında.
Yarın öbür gün bu aklı idrak etmeyen mahlukat grubu sizleri de buraya yatır. Yazık olur size. Yemin ediyorum. Ben ağlarım sizin için.